her hafta olduğu gibi daimi konumuz tabii ki Sayın Hüseyin Gülerce ile birlikteyiz. Sayın Gülerce Yalova'dan bizlerle birlikte olacak Skype yayınıyla. 2 saat boyunca gündem çok yoğun. Sayın Gülerce hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Akıncı. Nasılsınız, iyisiniz? Elhamdülillah, hamdolsun. Şükür Allah. Güzel nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Artık Ramazan'ın da son bir haftasına girildi. Tabii siyasette gündem çok yoğun yine hafta arasında. Hem İyi Parti, HDP arasındaki olaylara dair birçok gelişme yaşandı. Sırrı Süreyya Önder'in açıklamaları, Cumhur İttifakı ile ilgili gelişmeler ve kaçak yapılar üst üste geldi biliyorsunuz Sayın Gülerce. Hepsini konuşacağız. Sizlerin yorumlarını merak ediyoruz. İzleyicilerimiz de Twitter'dan ortak akıl etiketi ve Instagram'dan da yine bizlere yazabilirler. Sorularınızı ve görüşlerinizi mutlaka bekliyoruz. Ama önce dilerseniz koronavirüsteki son duruma dair şöyle bir rakamları görelim isteriz. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son veriler neler? Tabii her geçen gün Türkiye daha da iyileşiyor bu konuda. Koronavirüsle ilgili son rakamlar gelsin. Ne durumdayız? Nereye doğru gidiyoruz? Biraz onu konuşalım. Hem de Bundesliga başladı dün. Almanya'da ligler başladı biliyorsunuz ki. Türkiye'deki liglere dair çok konuşuluyor. Neler olacağına dair. İşte son rakamlar bunlardı. Dün toplam vaka dünkü vaka sayısı 1610. Vefat sayısı ise 41 oldu. Dün koronavirüsle mücadelede. Sayın Gülerce nasıl görüyorsunuz şu anda Türkiye'nin durumunu? Yani isim üzerinde diye bir laf var. Şu ana kadar tabii ki koronavirüsle mücadelede Türkiye gerçekten çok başarılı. Yani vefat sayılarında, işte hastanede iyileşme, yoğun bakım sayısında azalma, bunlarda çok iyi gidiyoruz. Bir defa sistem çok sağlam. Diğer ülkelerde göçtü mesela. Amerika süper güçtü, şöyleydi, böyleydi. Fransa, İngiltere, işte örnek gösterilmeye çalışıldı. Almanya. Ama Türkiye'de sistemin çok sağlam olduğu, doktorlarımızın gerçekten çok kaliteli olduğu, sahalarında çok yeterli oldukları, uzman oldukları ve iyi bir organizasyon yapıldığı, bu işte rahatsızlananların hemen yakınlarından başlayarak takip edilmeleri, bu dünyada belki de ilk bizim başardığımız bir organizasyon. Fakat buna rağmen Sayın Sağlık Bakanı'nın da sürekli ikaz ettiği gibi tedbiri elden bırakmamak lazım, gevşememek lazım. Çünkü ben şunu görüyorum, insanımızın bazılarında bir vehavet, boş vermişlik var. Biraz da bu işlerle ilgili cehaletten kaynaklanıyor. Ya mesela 41 ölüme düşünce seviniyoruz değil mi? Ama baştan alsak mesela Türkiye'de bir günde bir salgın hastalıktan dolayı 41 kişi vefat ediyor. İnanınız mesela bu bir trafik kazası olsa. Evet. Her gün trafik kazalarında 40, 50, 70, 100 kişi ölse insanlar araba kullanmazlar, sokağa çıkamazlar yani. Şimdi biraz kanıksandı yani bu iş. Ya ölen ölüyor işte. Ateşte düştüğü yeri yapıyor, öyle değil. Mesela ben programla ilgili şöyle bir bu konuyla ilgili bakarken enteresan bir şeye rastladım. Mesela kapı kapı taziye taziye dolaşarak bu virüsü yüzlerce kişiye bulaştıranlar var. Yani özellikle Anadolu'da mesela İstanbul'dan bir cenaze gidiyor. Taziye evi oluyor. İstanbul'da gelenlerle sarılıyorlar, tokalaşıyorlar. Ve iftardı, mukabeleydi, taziyeydi, geçmiş olsundu. Bu anlaşılacak bir şey değil. Ya ölümden bahsediyoruz. Yani şimdi bakınız maçların başlatılması düşünülüyor. Bazı takımların futbolcularında pozitif çıkan vakalar var. Yani orada da mesela son olarak işte Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir bir açıklama yaptı biliyorsunuz CNN Türk'te. Almanya'yı izleyeceğiz diyor. Malum dün başladı Almanya'da. Bir takım tedbirler de var. Ama
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den tutun da Göksel Gümüştağ, son olarak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bunlar virüse yakalandılar. İyileştiler bir kısmı, bir kısmı hala tedavi altında. Yani çok itiraz edenler de var bu maçlarla ilgili olarak. İki şey söylediler en sonunda, iki yayınlı bu. Yani maskesiz, 2M maskesiz çıkılmaması lazım. Evet. Ve mesafenin korunması lazım. Şimdi burada kul hakkının üzerinde de durmak lazım. Mesela herkes buna dikkat ediyor diyor diyelim. Ama bir kişi dikkat etmiyorsa bu o kadar riskli bir şey ki, geçen bir uzman yazıyordu. Mesela biri maskeli, biri maskesiz riskli. Rahatsız olan mesela maskesiz çok riskli. Ama her ikisi de maskeli ise risk %90 azalmış oluyor. Yani maske deyip geçmemek lazım. Türkiye bu konuda da mesela çok tedbirli çıktı. Gerçi bir dalgalanma oldu, ücretsiz, ücretsiz. Ama şu anda herkes maske bulabiliyor. Ve biz bu konularda da yurt dışından gelen taleplere de cevap veriyoruz. Yani Türkiye bu konuda da çok iyi. Bundesliga'da mesela Almanya'da şöyle bir açıklama yapıldı. Eğer koronavirüslü futbolcu ya da işte teknik heyetten birisi varsa onlar maalesef hastaneye kaldırılacak ya da tedavi altına alınacak ama ligler devam edecek. Benzer açıklamayı Nihat Özdemir'den de duyduk önceki gün. Zannedersek hani Almanya Ligi'nin başlaması diğerlerine biraz örnek olacak gibi Sayın Gülerci. Tabii orada Fransa, Hollanda, Belçika gibi ligler var. Onlar biliyorsunuz beyaz lig ilan etti. Tamamen bitirdiler. O şekliyle kaldı ama Türkiye'de galiba işte 3-4 takımın kafa kafaya gelmiş olması puan olarak bu düşündürüyor zannedersek değil mi biraz federasyonu? Yani biraz Türkiye'de futbol aynı zamanda sosyal dengeleri de çok fazla etkiliyor. Yani ona haksızlık yapılırsa ne olur, buna haksızlık yapılırsa ne olur ama sonuçta insan sağlığı önemli, öyle değil mi? Şimdi Türker Bey, benim orada şöyle bir itirazım var. Mesela hastalanan futbolcu hastaneye kaldırılacak, tedavi altına alınacak. Peki bunlar takımın mesela bir, iki tane bile olsa en iyi futbolcularıysa onların olmayışı, o takımın onlardan mahrum oluşu sonucu etkilemeyecek mi? Yani öyle futbolcular var ki mesela 3 tanesi maçı götürüyorlar. Şimdi 3'ü birden rahatsızlandı. İtiraz eder o takım. Yani biz eksik çıkıyoruz der. Tabii. Yani orada soru işaretleri var. İşte hakemler tedbir alacak, yok dezenfekte edilecek futbol topu falan filan. Fakat çok kişinin sorduğu soru şu. Yani bu riski neden göze alıyoruz? Tamam, işin bir ekonomik boyutu var. Yani yayıncı kuruluşun desteği çok önemli. O da şimdi 3 aydır vermiyor ama mesela Fransa'da veriyormuş 3 ay. Yani ekonomik sıkıntı hiçbir zaman insan hayatıyla ilgili karşılaştırılamaz, kıyaslanamaz. Gerçi Sayın Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir bir açık kapı bıraktı. Yani hemen 12 Haziran'da başlamayabilir, Temmuz'a da sarkabilir. Bir bakalım görelim diyor ama mesela Erzurum'da futbolcularda ve işte takımın diğer yetkililerinde pozitif vakalar çıktı. Yani şimdi bu yaygınlaşırsa, bir de diyelim ki maçlar başladı. Bu 14 gün sonra kuluçka şeyi bitiyor. Yani bir hafta 10 gün sonra daha önceden sapasağlam maça çıkarken kontrol yapılacak biliyorsunuz. Test yapılacak sağlam adamlarda. 4-5 gün sonra, bir hafta sonra, 10 gün sonra pozitif vakalar çoğalırsa ne olacak? O zaman da şöyle bir kötü durum var. Yani şu anda çok başarıyla yürütülmüş bu sürecin çok ciddi sekteye uğratılmasıyla karşı karşıya kalacağız. Yani Futbol Federasyonu'nun sorumluluğu üstlenmesi de burada bir şey ifade etmez. Yani toplumda bir infial olur. Evet. Yani bu biraz daha düşünülse, geciktirilse diyorum ben. Daha iyi olur. Bu arada futbol bahsini kapatalım ama şu fotoğrafları da görelim. İsterseniz dün Almanya Ligi'nde hani yeni normal deniliyor ya, işte yeni normal. Futbolun da yeni normali bunlar. Ateş ölçerek herkes içeri alınıyor. Futbol topu bile dezenfekte ediliyor. Gol sevincinde biraz uzak, işte bakın yedek kulübesinde oturan futbolcular aralıklarla oturuyor. Ama tüm bu görüntülere tezat, yine de futbolda pozisyon geriye, herkes yine de çok yan yanaydı. Dediğiniz gibi
keşke biraz daha düşünülse, en azından Temmuz'u, Ağustos'u aktarılsa. İrrite edici de dikkat ederseniz maçlarda futbolcular çok tükürüyorlar. Yani terlemeden evet. dolayı. Yani sadece buna odaklanılsa mesela onlarca defa, yüzlerce defa tükürüyorlar. Bu da tükürükle geçiyor. Mesela bir futbolcuda virüs varsa çok hızlı yayılabilir. Kendi taraf takım oyuncusuna da, arkadaşlarına da, karşı rakip takıma da. Yani ben çok riskli görüyorum ve vicdanımdaki soru, bu riski almaya değer mi? Yarın bu çok ciddi bir şekilde yaygınlaşırsa, yani bazılarının sorumluluk alması kamuoyunu tatmin eder mi? Etmez yani. Doğru. Peki bir de tabii tıbbi yardımları sürüyor Türkiye'nin Sayın Gülerci. Amerika Birleşik Devletleri'ne de tıbbi yardım yapıldı. Evet. Bir yandan da tabii maalesef ülkemizde dezenformasyonlar da devam ediyor bununla ilgili ama Amerika'ya dahi tıbbi yardım yapılması herhalde çok önemli bu süreçte. Tabii sadece Amerika değil. Bir defa Amerika ile ilgili hakikaten umduğumuz gibi değilmiş, süper güç zannediyoruz, zannediyorduk falan gibi lafları ediliyor. Ama 128 ülkeden talep geldiğini, hibe, ihracat, satın alma şeklinde, bunları Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı. Ve Türkiye tabii dediğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere pek çok ülkenin yardımına koştu. Bu arada mesela bu salgın sürecinde yine Sayın Çavuşoğlu'nun verdiği bilgi, 103 ülkeden 65 bin vatandaşımızı ülkemize getirdik. Bu arada onlarla beraber mesela başka ülke vatandaşları da getirildi. İşte önceki gün Dominik Cumhuriyeti'nden hareket eden uçak İstanbul'a geldi. Bizim vatandaşlarımızın yanında 42 Romanya, 38 Macaristan, bir Azerbaycan, bir Tunus vatandaşı da ülkemize getirildi. Ve uçak devamla Macaristan ve Romanya vatandaşlarını da ülkelerine bıraktı. Bu kara gün dostu olmak çok önemli. Yani yarın bakınız sel gider kum kalır, bu işler inşallah düzelecek. Hep böyle bir ömür sürecek değil. Aşısı bulunur geç de olsa. Ama Türkiye'nin yaptığı bu yardımlar, bu Kadir Şinaslık, bu dostluk eli, kara gün dostluğu unutulmayacaktır. Hatta Moskova'dan biliyorsunuz Kızıl Ordu Korosu Türkiye'nin bu başarısını öven bir de video çekmişler. Eğer varsa elinizde. Var var. İsterseniz arkadaşlar hazırlamıştı. Bir izleyelim. Yani dünyanın en eski ordularından biri. Evet. Kızıl Ordu Türk sağlık çalışanlarına Türkiye'ye destek vermek amacıyla Mehter Marşı'nı söyledi. Hazırsa bir izleyelim o zaman. Buyurun. Kızıl Ordu'dan tabii böyle çok da güzel Mehter'li bir destek geldi Sayın Gülerce. Dayanışma güzel şey ülkeler arasında. Bakınız Türker Bey, bu Rusya'dan gelen bir destek değil mi? Evet. Ve enteresan, Mehter ile beraber Türkiye'nin virüsle mücadelesine bir klip hazırlamışlar. Benim aklıma şu geldi. İki CHP'li biliyorsunuz. Türkiye'nin yaptıklarını hafife almak, başarısız göstermek için Küba'yı, Uganda'yı örnek gösterdi. Bu onlara kapak olsun. İnsan biraz utanır. Başka ülkeler hem de böyle içten gelerek Türkiye'nin virüsle mücadelesine destek verirken, överken, başarılı bulurken kendi içimizdekiler kalkıp kendi ülkelerini kötülüyorlar. Kimin yanında duruyorlar? Ve bunlar CHP'nin bilinen isimleri. Bir tanesi de sosyalizmi de övüyor bu arada. Hani sosyalizm mi kaldı? Hani çağlar ötesinden gelen ses diyorlar ya, dinimizi alay etmek için. Evet. Asıl gerici sizsiniz. Siz kendi ülkenizin başarısını görmüyorsunuz. Erdoğan düşmanlığı yüzünden. Cumhur İttifakı düşmanlığı yüzünden. Bu koronun Mehter Marşı ile birlikte bizim mücadelemizi anlatması onlara kapak olsun. Eğer varsa utanma duyguları, yüzlerinde kızarma hassasiyeti, utansınlar, yüzleri kızarsınlar. Bakın her sahada muhalefet, yani ben çok üzülüyorum, bu Davutoğlu ile Ali Babacan da var ya, yani iyice şirazeden çıktılar abi. Ya bu insanların içinde
Nasıl bir Erdoğan düşmanlığı birikmiş? Nasıl bir kim birikmiş? Yani Kılıçdaroğlu'yla, HDP'yle yarış ediyorlar. Hükümeti, yönetimi, Erdoğan'ı, Cumhur İttifakı'nı suçlamak için. Ve bu düşmanlık, Türkiye'nin virüsle mücadelesini karalama düşmanlığı, medyasından tutun her sahada devam ediyor. Şimdi bak, kameraman arkadaşıma bir karikatür göstereceğim. Leman Dergisi diye bir dergide yayınlanmış. Bakınız. Evet, biraz daha. Evet, Fahrettin Koca aleyhine hakaretamiz bir karikatür. Bak, okuyayım. Lütfen. Nasıl alay ediyor. Kendi ülkesiyle alay ediyor. Ve şimdi basın toplantısında çizilmiş. Sayın Sağlık Bakanı konuşuyor. Ve hayatta kalmak adına elimizde güçlü bir koz var. Zaten hiç yaşamıyor olmak. Yani. O tamamen kör olmak. Bu ideolojik bir körlük. Körlük artı bir de bunların içerisinde Türkiye sevdası yok. Bak Hünkar Bey. Bu insanlar Türkiye'yi sevmiyorlar. Türk milletini sevmiyorlar. Ve sorun çok önemli bir özelliğidir. Devlet düşmanlığı yaparlar. İşte İstanbul'u bir başkanı CHP'nin, ya şu anda İstanbul'da CHP'nin bir başkanlığını yapan Canan Kaftancıoğlu mesaj atıyor. Katil devlet değil, seri katil devlet diyor. Bunlar devlet düşmanı ama bizim devletimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin düşmanı bunlar. Mesela bu lafı pek çok yerde katliam yapmış Fransa için söylemiyorlar. Kızılderililerden başla Vietnam'da, orada burada katliam yapan Amerika Birleşik Devletleri'nde söylemiyorlar. Söylerse de yarım ağızla söylüyor. Ama kendi devletine katil derken böyle şeddeli, okkalı söylüyor. Niye? Bunu ne izah etmek lazım? İdeolojik tamam. Ben bir de cibilliyetsizlik diyorum buna. Evet. Cibilliyetsizlik. Bu millete cibilli düşmanlık yapanlar var. Nereden bir kuyruk acıları var bilmiyorum. Ama bizim devletimize, kendi devletimize düşmanlık yapmak, milletimizin değerleriyle alay etmek, milletimizin değerleri karşısına Küba'yı çıkarmak, Uganda'yı çıkarmak, düşman safında yer almak demektir. Bunlar öyle masumane, laf kalabalığı yapılmış şeyler olarak geçiştirilemez. Evet. Çok doğru. Şimdi dilerseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamalarına gidelim. Çünkü Çanakkale 1915 köprüsünde artık sona doğru geliniyor. Son bloğun yerleştirilmesi töreni vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada gerçekten de önemli açıklamalar yaptı. Neye? HDP'ye dair konuştukları vardı. Bir izleyelim, bir açılışa gidelim, arkasından konuşalım. Sayın Gülerce, tabii Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırılar artık yani bu kelimelerle ifade edilebilecek bir durum değil. Önce Van, sonra da işte Adana, Yüreğir'deki olay. Biri HDP kanadından, biri CHP kanadından. Neden Vefa Sosyal Destek Grubu hedef alınır? Şimdi bizim milletimizin tabii PKK sinir uçlarına dokunuyor. Yani sinir uçlarımızla oynanıyor. Ramazan mübarek günü. Üstelik de bir salgınla mücadelede iyilik adına, hayır adına giden insanlara kurşun sıkmak, onlara mani olmaya çalışmak, PKK'nın dini, PKK bebek katili, çocuk katili, kadın katili, masum vatandaş katili, polisimizi, askerimizi, korucumuzu şehit eden eli kanlı terör örgütü. Yani bu ondan bekleniyor. Yapar, kalleş yani. Kalleştiğini yapar. Fakat Kılıçdaroğlu'na, CHP'ye ne demeli? Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor, terörü kınıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tweet atıyor, terörü kınıyor. Ya terör de, terör PKK terörü. Bölücü terör örgütü PKK'nın yaptığı terör. Hep yeri geldiğinde söylüyoruz değil mi Türker Bey? Bu PKK'yı himaye edenler, ona hamilik yapanlar, HDP de dahil. PKK bir terör yaptığı zaman terörün her türlüsüne karşıyız. Şiddetle kınıyoruz. Evet. Ya neyi kınıyorsun? PKK diyemiyorlar. Bakınız, oy uğruna, siyaset uğruna CHP
PKK terörü diyemiyoruz. Bizim asıl vatandaşın dikkatine, biraz da CHP'ye oy veren vatandaşlarımıza ne kadar etkili olur da bilmiyorum. Benim arkadaşlarım var, her hafta onları dinliyorum programdan sonra. Ya Hüseyin diyorlar, sen bu CHP'lilere sesleniyorsun da ya onlar değişmez diyorlar. Ben de inat ediyorum, ısrar ediyorum. İnsanoğlunun fıtratında vicdan diye, insaf diye bir değer var. İnsaf dinin yarasıdır. İnsaf dinin yarısı. Ne olur bakın, PKK'yı kınayamıyorlar. Masum insanlar hayır, iyilik yaparken katlediliyor. Bu nasıl bir anlayıştır? FETÖ'cüler de aynı. Onlara da ya 250 şehidimiz var. Hala hoca efendi diyorsunuz. Hala kutup diyorsunuz. Beklenen salih zat diyorsunuz. Ya hiç mi insafınız, vicdanınız kalmadı? Bak, terör başka şekilde de karşımıza çıktı. Tanklar ateş ettiler, meclis bombalandı. Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi bombalandı. Cevap olarak diyorlar ki, zulmün her türlüsüne karşıyız. Yani Fethullah Gülen bir katildir. Bu katliamların organizatörüdür. Binlerce Muharrem imam çıktı. Bak yeri gelmişken yine değiniriz bugün bu FETÖ meselesine. Tabii, tabii, tabii. Yeri gelmişken bir şey söyleyeyim. Türker Bey, binlerce Muharrem imam çıktı. Muharrem imamlar kimlerden müteşekkil? Enteresan. Doktorlardan, öğretmenlerden, sağlıkçılardan, her çeşit bürokrasideki insanlardan. Bu Muharrem imamlar, bilhassa şeyde de ispatlandı, bu ankesörlü telefon görüşmelerinde kiminle görüşüyorlar? Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki subaylarla, generallerle değil mi? Şimdi hayatın normal akışına bakalım. İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde sivil şahıslar, bir doktor, bir öğretmen, bir cami imamı falan filan bürokraside bir kişi, onların ordu mensuplarından birileriyle gizli gizli temas kurar mı? Ya. Yani hayatın normal akışında böyle bir şey var mı? Yok. Böyle bir şey olmaz. Şimdi FETÖ'yü hala savunanlar mesela buna hiç dikkat çekmiyorlar. Ya 3 tane 5 tane değil, binlerce Muharrem imam. Neden binlerce? Çünkü 2 tane subay bir Muharrem imama zimmetlenmiş. Subayların sayısı çıktı değil mi? 20 bin civarında, daha da fazla FETÖ'cü subay çıktı. Kurmay subayların yarıdan fazlası FETÖ'cü çıktı. Bunlarla ikişer ikişer konuşabilmek için de yüzlerce Muharrem imam lazım. Şimdi Muharrem imamları önümüze koyalım. Bu Muharrem imamlar kime bağlıdır? Yani FETÖ'nün içerisinde bulunmuş herkes bilir ki bunlar sadece Fethullah Gülen'den talimat alırlar. Fethullah Gülen Muharrem imamlara gizli gizli talimatlar veriyor. Onlar da darbecilere iletiyor. Darbeciler de darbe yapıyor. Nitekim Ankara'da darbenin karargahında yakalanmadı mı iki tane Muharrem imamların başındaki adam? Evet. Demek ki bu darbeyi yapan, yıllardan beri 30 senedir organize eden Fethullah Gülen. Adam hala diyor ki kutup yıldızı ya. Hala diyor ki beklenen salih zat. Hoca bu hafta arasında bilmiyorum, şimdi almadık ekranı, buraya getirmedik ama bir video dolaşıyordu sosyal medyada, yeni güncel bir video. Bilmiyorum izleme imkanınız oldu mu? Suikast temalı bir video. İşte o video diyorlar ki acaba FETÖ'nün yeni planlarından biri bu mu? Aslına bakarsanız yeni değil. 15 Temmuz'dan bu yana belki de en baştaki planı bu. Hala o şeyi koruyorlar zannedersek. Yani hala suikast yapma istekleri var. Hülker Bey, övünmek adına değil de hatırlatmak adına söyleyelim. Bunu ilk defa ekranda Beyaz TV'de Ortak Akıl programında biz gündeme getirdik. Dedik ki bu darbe lafları konuşuluyor ama evet, silahlı kuvvetlerdeki yargılamalardan, bu soruşturmalardan tasfiyeler o kadar FETÖ ile ilgili geniş çapta oldu ki FETÖ'nün silahlı kuvvetler içerisindeki beli kırılmış sayılabilir. Dolayısıyla 15 Temmuz'daki gibi bir darbe girişimine kalkamazlar. Anında bunlar boğulurlar. Ama şahsi kripto FETÖ'cülere suikast yaptırılabilir.
Bunu konuştuk böyle açık açık. Doğru, hatta aynen söylediniz. Örnek de verdik. Dedik ki Moskova'nın, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'nde tek bir polis gizlenmiş. Kendisi hatta sorguya da alınmış daha önce, aylar öncesinde. Sonra serbest bırakılmış. Tek başına gitti bir sergide Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ni katletti. Ve sonra bu araştırılınca ne çıktı? FETÖ'cü çıktı. Bütün bunun FETÖ'cü abileri deşifre oldu. Yargılaması da ortaya çıkan gerçekler bunlar. Dolayısıyla darbe lafını eden CHP, bunu hafife almayın. Bunun da altını çizdik. 15 Temmuz'dan önce de böyle laflar ediliyordu. Bazıları da çıkıp diyordu ki ya Fethullah Gülen'in tankı mı var, uçağı mı var, helikopteri mi var? Nereden darbe yapacak kardeşim? Abartmayın diyorlardı. Tankı da çıktı, topu da çıktı, uçağı da çıktı, helikopteri de çıktı. Onun için bu darbe lafı ortamı ısıtmak için. Hangi ortamı? Kaos ortamını. Kaos ortamına doğru gitmek için de ellerinde şu anda sadece şahsi suikastler silahı var. Ve bunun için de bunu ilk defa gündeme getirdiğimizde de söyledik. Çok sıkı istihbarat, emniyet gayretleri gösterilmesi lazım. Bakın Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinden 60 küsur ülkeye yardım yapmasından, ayakta durmasından, sağlık sisteminin, organizasyonunun, doktorlarımızın çok sağlam, kaliteli olmasından rahatsız oluyorlar. Ve şu son günlerde biliyorsunuz bir de erken seçimi soktular devreye, evet, dolaşıma. Evet. Diyorlar ki bak Erdoğan, Cumhur İttifakı bu koronavirüs mücadelede başarılı oldukları için işte Çanakkale'de müthiş 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünkü töreninde de gördük. Büyük hizmetler yapılıyor. Dolayısıyla biz bu hizmetleri yapamayız. Erken seçime zorlayabilir. Pat erken seçime zorlarken bir de baktık Kılıçdaroğlu dedi ki Davutoğlu'na, Gelecek Partisi'ne, Ali Babacan'a, Deva Partisi'ne arkadaş dedi bak bir erken seçim olursa sizin seçime katılmama probleminiz falan olmaz. Milletvekilleriniz bizden dedi. Milletvekili pazarını açtı. Daha madem öyle bu konu açıldı, bence bunu konuşalım şu anda. Ne dersiniz? Konuşalım açılmışken. Aynen. Ama önce Kılıçdaroğlu'nun git gelleri mi diyelim buna? Bir video görüntümüz var. Bir izleyelim onu dilerseniz. Çok iyi olur. Neden Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli bu Kılıçdaroğlu'na bu kadar kızıyor? Bunun Türkiye'nin güvenliği için artık bir tehdit haline geldiğini söylüyorlar. Şimdi bakınız burayı çok dikkatli izlesin seyircilerimiz. Kılıçdaroğlu işte budur. Onun için Kılıçdaroğlu'na bu bir tehdit teşkil ediyor artık. CHP bir Türkiye'yi tehdit haline geldi diyoruz. Bakın dikkatli izleyelim. Evet arkadaşlar hazırsa bakın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gelgitleri. Bütün kritik noktalarda, bütün kritik virajlarda Kılıçdaroğlu'ndan enteresan açıklamalar. Bunu birazdan konuşalım Sayın Güler'ci. Çünkü reklama pas atmamız gerekiyor. Evet. Reklama gidelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı sözlerini izledik. Kılıçdaroğlu bir öyle bir böyle bazı şeyler söyledi ama bir kere daha izlemekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Bir izleyelim bakın Kılıçdaroğlu'nun o sözleri nelerdi. Sayın Güler'ce tabii Sayın Kılıçdaroğlu neden böyle açıklamalar yapıyor diye şimdi soracağım ama hemen hemen neredeyse bunu her hafta artık soruyoruz. Çünkü Kılıçdaroğlu'na her hafta böyle ilginç açıklamalar geliyor. Sebebi nedir? Bakın şu verdiğimiz sözleri Kılıçdaroğlu'nun bir kaset operasyonuyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilişinin ne kadar açık bir proje olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin aleyhine, FETÖ'nün, PKK'nın lehine ne kadar çok laf etmiş. Ya bunu hazırlayanlardan Allah razı olsun. Bunları biz teker teker konuştuk biliyorsunuz zamanında. Her birinden bahsettik. Ama bugün hepsi bir arada gelince karşımızda Kemal Kılıçdaroğlu portresi bütünüyle çıkmış oldu. Kemal Kılıçdaroğlu budur. Bakınız Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'cüdür.
bu konuştuklarından sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na FETÖ'cü dememek mümkün mü? Ne diyor? Fethullah Gülen'in kitapları tıpkı 12 Eylül'deki gibi yakılıyor diyor. Bak 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 bak. Ya arkadaş, yani bunların 17-25 Aralık'tan MİT'lerin durdurulması ihanetinden sonra artık FETÖ terör örgütü Milli Güvenlik Kurulu'nda, yargıda tescil edildikten sonra söylenmiş laflar bunlar. Ve bu dönemi darbe dönemiyle 12 Eylül'le kıyaslıyor. 12 Eylül'deki gibi kitapları yakılıyor diyor. Yani belki televizyon... Sayın Gülerce, hani FETÖ'cü diyorsunuz ya, şimdi o yönden dolayı bizi eleştirebilirler. Hani belki en azından şu söylenebilir ama, yani onu bilmeyiz ama FETÖ ne zaman işine yarayacak bir şey söylese, Kemal Kılıçdaroğlu da o minvalde açıklamalar yapıyor. İşte kontrollü darbe söylemi gibi. Değil mi? Bunu kastediyorsunuz. Tabii canım. Yani FETÖ'cüden kastımız FETÖ'nün Türkiye'nin aleyhine darbe doğrultusunda ta 7 Şubat 2012 MİT krizinden itibaren Gezi olayları, 17-25 Aralık emniyet yargı darbesi, MİT tırlarının durdurulması ihaneti, 15 Temmuz'a tiyatro kontrollü darbe denmesi, bütün bunların hepsinde FETÖ ile, FETÖ'nün hamleleriyle Kılıçdaroğlu, CHP'si birlikte yürüyorlar. Yani şimdi biraz önce dinledik değil mi? Ne diyor? Yakalayacağız diyor değil mi? Ne zaman söylüyor bu lafı? Yakalayacağız lafını. 17-25 zamanıydı herhalde. Şeyde 3 Aralık'ta FETÖ'nün davetiyle Amerika'ya gidiyor ya. Evet evet. 3'te söylüyor. Yani 17-25'ten önce. Tabii kendisinin kulağına bir şeyler üflenmiş. Sen merak etme, bu adam kaçacak denmiş. O da şimdi orada göğe kendi fikriymiş gibi kaçacak diye söylüyor. YPG terör örgütü değildir, vatanını savunuyor. Ne diyeceksiniz ya? Ne diyeceksiniz yani? Şey kazanlara, barikat kuranlara ne diyor? Arkadaşlar Ankara diyor. Kim olduklarını bilmiyoruz diyor. Bak hem FETÖ hamisi, hem PKK hamisi. İşte son bu masum hayır iyilik işine koşan insanları katledenlere sadece terörden şikayetle bahsediyor. PKK terör diyemiyor. Yani Kılıçdaroğlu'nu savunanlar, savunsunlar da Kılıçdaroğlu, bak bu video hani herkes tarafından gösterilse, CHP'lilere gösterilse, yani belki parti aidiyetinden dolayı savunacaklar veya susacaklar ama biraz önce de söyledik, insaf ya. Yani PKK'ya övgü var, FETÖ'ye övgü var, YPG'ye övgü var. Bir söylediğini bir inkar ediyor. PKK'lıları da ziyaret ettik diyor. DHKPC'lileri de. Sonra da biz PKK'lılarla hiç görüşmedik diyor. İşte karşımızda böyle bir Kılıçdaroğlu var. Ve en kötüsü ve tehlikelisi, Kılıçdaroğlu ana muhalefet partisinin lideridir. Şu anda Türkiye'nin çok önemli Büyükşehir Belediye Başkanlıkları CHP'nin elindedir. Bu zihniyetin Canan Kaftancıoğlu'na yansıması nedir? Bu zihniyetin Ekrem İmamoğlu'na yansıması nedir? Diğer belediyelere yansıması nedir? Bunlar Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde destek mi oluyorlar? Havanda su mu dövüyorlar? İpe un mu seriyorlar? Biz artık işkillendik yani. Böyle bir ana muhalefet partisi liderine Türkiye güven duyamaz. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu güvenilmeyecek bir siyasetçidir. Bu lafların da hiçbirisi demokrasiyle, hukukun üstünlüğüyle alakalı değildir. Peki Sayın Gülerce, demokrasi... Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ne biliyorsunuz yeşil ışık yaktı Kılıçdaroğlu, milletvekili gönderebiliriz konusunda. Daha önce de İyi Parti'ye böyle bir şey olmuştu. Ağlayarak biliyorsunuz ki milletvekilleri gitmişti. Yine aynı manzaralar mı yaşanacak dersiniz? Şimdi şu ortaya çıktı. Biz ne dedik? En baştan beri daha Gelecek Partisi kurulunda Ahmet Davutoğlu bu partiyi iktidar olmak için veya iktidar ortağı olmak için kurmuyor. Sayın Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde bir daha Cumhurbaşkanı seçilmemesi için kuruluyor. Talip oldukları Ali Babacan'la birlikte
%1, %2'dir. Yani şeyden tırtıklayabilirsek Erdoğan'a gidecek oylardan işte %52 ile kazanmıştı. Bunu %50'nin altına indirirsek ikinci turda hiç olmazsa Erdoğan'ın karşısındaki rakibi kazandırabiliriz düşüncesiyle. Bunlar yapıcı ekip değil. Bunlar yıkım ekibi. Yani yıkmak için varlar Türkiye'de istikrarı. Davutoğlu, Babacan, Akşener, Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu. Çünkü bunların hiçbirisi yapılan hizmetleri görmüyor. Yapılan hizmetleri takdir etmiyor. Ya bu CHP'nin mesela şöyle bir soru sorsak. İşte dün Sayın Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hızla ilerleyen bir bölümü için daha törende konuştu. Oradan aklımıza neler geliyor? Otoyollar geliyor, köprüler geliyor, Marmara Rayı geliyor. Hep hizmetler geliyor. Mesela yani pat diye bir soru soracağım da Türker Bey kendime de sormuş olayım. CHP'nin bu ülkeye yaptığı hizmetler deyince sizin aklınıza bir şey geliyor mu? Yani düşünüyorum. Yok. İlginç değil mi? Yani bu da acı bir şey bir parti için ya. Yani CHP'yi bir hizmetle anabilir misiniz? Bak rahmetli Menderes'i hizmetle anabilirsiniz. Rahmetli Özal'ı bir hizmetle anabilirsiniz. Demirel'i bir hizmetle anabilirsiniz. Ama CHP'yi hatırlayabildiğimiz bir hizmetle anamıyoruz. Çünkü yok. Onun için çakılı bir çivileri yok diyoruz bu ülkede. Kimisi deniyor ki CHP'ye bu kadar yüklenmem. Bir hizmet yapmamışsa ben ne diyeyim ya? Bir dizide vardı. Yalan mı söyleyelim yani? Yok mu hizmetleri? Ve yok. Bakınız yani AK Parti döneminde yapılan, şu anda Cumhur İttifakı'nın desteğiyle yapılan bu büyük hizmetler gerçekten Türkiye için, mesela İstanbul Havalimanı değil mi? Ya çok büyük hizmetler bunlar. Bunların hepsini bir arada düşündüğünüz zaman Türkiye Erdoğan liderliğinde çok büyük hizmetler görüyor. Milletimiz buna layıktır, helal olsun. Ama at sahibine göre kişiler. Yani şu anda yürüyen arkasından milletin yürüdüğü bilgiler var. Ya bunu hazmedemiyorsunuz, çekemiyorsunuz da hiç olmazsa engellemeye çalışmayın. Yani takdir etmiyorsunuz, biliyoruz. Ama Küba'yı örnek vermeyin ya, Uganda'yı örnek vermeyin. Halk bize muhalefet görevi verdi. Dünyanın en iyi işini yapsalar bile biz onları övemeyiz demeyin. Sayın Gülerce tabii aynen. Şimdi muhalefet bu haldeyken yani işte milletvekili veririz derken bir yandan da Cumhur İttifakı'nın daha da birbiriyle tek bir yumruk olduğunu görüyoruz. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir teşekkürü vardı. Onun bir görüntüsü var Cumhur İttifakı'na dair. O teşekkürünü bir Sayın Erdoğan'ın izleyelim. Arkasından konuşalım dilerseniz. Buyurun arkadaşlar bir izleyelim bakalım. Tabii burada MHP'nin önemi çok 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 öne çıkıyor değil mi Sayın Gülerce? Evet. MHP'nin o dik duruşu, Sayın Bahçeli'nin dik duruşu ve işte Cumhur İttifakı bugünlere kadar geldi bu sayede. İşte bir tarafta milletvekili vermek isteyen, yeter ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhur İttifakı'nı bozalım diyen bir CHP, diğer tarafta da Cumhur İttifakı. Şimdi Cumhur İttifakı'nı yeri gelmişken hep şöyle ifade ediyoruz. Siyaset üstü bir ittifaktır. Sayın Cumhurbaşkanı da bakınız onun altını çizdi. 15 Temmuz darbe girişimini, hain girişimi önledikten sonra ortaya çıkan bir ittifaktır. Yani bunun bir temeli var, bir ruhu var. Bu ruh diriliş ruhudur. Yani diğeri mesela karşı ittifak Millet İttifakı. İçinde HDP var. Ne Millet İttifakı? Adam vatanı bölmeye çalışıyor. Masum insanları katlediyor. 35 senedir Türkiye'nin enerjisini, gücünü boşa harcatıyor. Dış güçlerin taşeronu bir terör örgütü vatanımızı bölmeye çalışıyor. Onun siyasi kolu CHP ile HDP'yi kastediyorum. İyi Parti ile müşterek hareket ediyor. Saadet Partisi ile müşterek hareket ediyor. Şimdi böyle bir durumda Cumhur İttifakı ile bir ittifakmış gibi Millet İttifakı'nı karşılaştırmamak lazım. Cumhur İttifakı gerçekten diriliş ruhunun kendimiz kalarak, Türk milleti olarak, değerlerimize sahip çıkarak, anneannemize, töremize, inancımıza tekrar ayağa kalkma mücadelesinin, istikbalimizin bir ittifakıdır. Onun için siz de söylediniz, Sayın Bahçeli'nin buradaki rolü, değeri
ölçülemez. Sayın Bahçeli tam bir devlet adamı olarak en önemli dönemlerde, zamanlarda verdiği destekle Türkiye'nin şu anda güçlü, hızlı bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine, yönetimine kavuşmasını sağladı. Dolayısıyla da işte bazen bir tweetten hareketle işte erken seçim istiyor, Bahçeli tek başına iktidara gelmek istedi de falandı filandı diye kafa bulandırmaya, zihinleri bulandırmaya çalışıyorlar. Ona da Sayın Bahçeli çok güzel cevaplar verdi. Türkiye'nin istikbali Cumhur İttifakı'ndadır. Türkiye'nin ikbali için olan ittifak Cumhur İttifakı'dır. Fakat bundan rahatsız olan muhalefet şimdi yeni bir taktiğe başladı. Yani bunu da İYİ Parti üzerine rol olarak aldı, gözüküyor. İşte Meral Akşener önce bir güzel HDP'ye PKK'nın partisidir diye sanki ilk defa görüyormuş, fark ediyormuş. Herkes ister istemez soruyor. Ne oldu da yani Akşener HDP'ye böyle diyor, fark etti HDP, PKK gerçeğini. Bir de bir zihin bulandırıcı bir hamlesi daha oldu. Oturduğu yerden Meral Akşener memleket masası diye bir şey attı ortaya. Evet. Sayın Bahçeli'nin de memleket masası konusunda çok evet, sert bir cevabı oldu. İkisini de vereyim isterseniz. Bakın. Tabii, lütfen. Şimdi Akşener neyi anlatmaya çalışıyor memleket masası teklifiyle? Evvela memleket masasından ne söylemek istediğini bir hatırlatayım. Herkes takip etmemiştir. Bir masa etrafında toplanmamız lazım diyor Akşener. Bu ülkenin vatandaşları olarak, bu ülkede uzun yıllar hizmet etmiş insanlar olarak ortak aklı işletmemiz lazım. Şimdi böyle yani nerede konuşlandığını, konumlandığını İYİ Parti'nin, Akşener'in bilmezseniz ya ne güzel şeyler söylüyor. Bak bizim programın adı da ortak akıl, değil mi? Ortak akılda buluşmamız lazım. Ben diyor bu masanın adına da memleket masası diyorum. Memleket masasının etrafında toplanalım. Bu sıkıntılı ekonomiden, bak şimdi dilinin altındaki baklayı çıkarıyor. Bu sıkıntılı ekonomiden sonraki fasılda da nasıl çıkacağımızı konuşuruz. Çünkü şimdi bir çuval inciri berbat ediyor. Memleket masasına böyle yani ya ne güzel teklif bak diye bakanlar varsa Akşener şunu söylüyor. Ülke giderek fakirleşiyor. Özellikle iktidar kanadının aklını başına alması lazım. Demek ki kime karşı kuruluyor bu memleket masası? Göya içinde AK Parti de olacak. Cumhurbaşkanı herkesi toplayacak bu memleket masasında. AK Parti'ye karşı, Cumhur İttifakı'na karşı. Şimdi bunu Meral Akşener aslında bunlara hani gizli mesajlar deniyor ya Türker Bey. Evet. Memleket masası. Tabii bu o kadar basit çocuk oyuncağı gibi bir teklif ki. Yani bunun üstünde AK Parti'nin bir şey demesine de gerek yok. Bir cümleyle bir şey deniyorlar. Ama Sayın Bahçeli daha değişik bir şeye işaret etti. Ona geçmeden önce şunu söyleyeyim. Bu masa teklifi şudur. Bir algı operasyonudur. Neyin algısı? Ya, Türkiye iyi yönetilemiyor. Türkiye'nin ekonomisi çok geriye gidiyor, kötüye gidiyor. Türkiye batıyor. Türkiye yönetilemez hale geldi. Hatırlarsanız bütün darbe öncesi, darbe girişimi öncesi yapılan algının tek bir hedefi var. Türkiye yönetilemiyor. Bir masanın etrafında dinleyecekler şeyi, Akşener'i, bir masanın etrafında Cumhurbaşkanı da olacak. Ona akıl veren Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Ona akıl veren AK Parti'den kopup şimdi Erdoğan aleyhine hareket eden, düşünebiliyor musunuz? Öyle bir masa ki Erdoğan olacak. Karşısında da Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu olacak. Onlar da Tayyip Bey'e akıl verecekler. Bahçeli'ye akıl verecekler. Ya akıl işi bir şey ya. Aklını peynir ekmekle mi yedi? Hayır. Şu algıyı vermeye çalışıyor. Türkiye yönetilemediği için bir ortak masa etrafında toplanmamız gerekiyor.
Bak, o kadar güzel bir teklif yapıyoruz ki, görüyorsunuz AK Parti ile MHP böyle bir teklife bile evet demiyor. Daha ne yapalım? Ya bu müsamere ya. Yani şunu da görmek lazım. Ya bir algı operasyonu için bile olsa Akşener'in bu yaptığı siyasetten hiç anlamadığının göstergesidir. Yani biz söyleyelim de millet belki ya bak Türkiye yönetilemiyor, bak masa etrafında toplanılsa çok iyi olur falan denecek. Ama Akşener'e cevap verenlerden bir tanesi de şey oldu. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar oldu. Mithat Sancar, evet. Diyor ki Akşener'in istediği masa diyor, saraydan bir masa diyor. İktidardan masa istiyor diyor. Yani biraz daha Sırrı Süreyya'ndır'ı da izleyeceğiz. Evet, gülüş bir şey de söylüyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun destek vermesi tabii anlaşılmayacak bir şey değil. Ama Sayın Bahçeli'nin dedikleri de başka bir şeye işaret ediyor. Onu Sayın Bahçeli ne dedi memleket masası hakkında? Evet, yani FETÖ'yle bağdaştırdı, enteresan. Çünkü hani her taşın altından FETÖ çıkıyor deniyor ya. Evet. Şu anda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi aleyhine, Cumhur İttifakı aleyhine, sosyal medya dahil, siyasetteki atraksiyonlar, hamleler dahil, evet, hepsinin Pensilvanya ile Amerika Birleşik Devletleri derin devletiyle irtibatı vardır. Türkiye kendisine bırakılmak istenmiyor. Türkiye Cumhur İttifakı ile yönetilmesini isteniyor. Bunun için de Sayın Bahçeli'nin dikkatini çektiği nokta çok önemli. İpin ip diyor o İYİ Parti'ye. Memleket masası önerisi, buna CHP'nin sıcak ve sempatik yaklaşımı, marjinal ve marazi partilerin kastettiği Deva Partisi ile Gelecek Partisi, mecliste grup kurabilmeleri maksadıyla milletvekili transfer sezonunun tekraren açılması Türk siyasetinin esef verici talihsizliğidir. Ayakları kırık ve küflü bir masa marifetiyle Türkiye'nin içine hapsedilmek istendiği tehlikeli süreç, basiret ve şuur sahibi hiçbir vatan evladının gözünden kaçmamaktadır. Evet, şayet, burası çok önemli, şayet memleket masası diye tutturan partiler samimi ve sahici bir duruş sergiliyorlarsa derhal ve gecikmeksizin terörist başı Fethullah Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri tarafından iadesini müşterek bir açıklamayla istemek mecburiyetindeler. İşte işin özü bu. Eğer siz bir memleket masası kurmak istiyorsanız Türkiye'de darbe girişimi ihanetinin fitne fücrün kaynağı olan Pensilvanya'daki FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ortak bir açıklamayla öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesini istemelisiniz. Bu sizin samimiyetinizin göstergesi olacaktır. Ama siz bunu hiçbir zaman yapmayacaksınız. Evet. Evet. Sayın Bahçeli orada tabii ekliyor, diyor ki bu yapılmazsa memleket masası bir FETÖ masası olarak kalacak. İmalat merkezi de Pensilvanya olarak anılacaktır diyor. Peki o zaman Sırrı Süreyya Önder'e geçelim Sayın Gülerce. Geçelim. Evet. Mevzu hatırlattınız siz Sayın Akşener'in bir televizyon programında HDP'nin PKK'dan farkı yok demesiyle başladı. Ve Sırrı Süreyya Önder'den de sert bir açıklama geldi. Bakın Sırrı Süreyya Önder İYİ Parti ve Sayın Meral Akşener hakkında neler söylemiş? Tabii hemen İYİ Parti'den cevap geldi. Biz işte kimseyle böyle konuşma aracılar göndermedik HDP'ye şeklinde. HDP'den açıklamalar geldi. Hatta Sırrı Süreyya Önder'i ayıplayan açıklamalar da geldi. İYİ Parti'yi koruyan. Ama pas atacağım, ama az önce siz bana Sayın Gülerci dediniz ya, CHP'nin bir hizmetini sayabilir misin diye. Ben de yok, hatırlamıyorum dedim. Bir vatandaşımız, izleyicimiz, Kutay isminde bir izleyicimiz bize mesaj atmış. Yani şunu unutmayın demiş. CHP'nin tek hizmeti Adana'daki Sahra Hastanesi demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, unutmamamız lazım gerçekten de o. Hastane diye bizlere yutturulan yeri. Sayın Gülerce, aynı espriyi yine yapayım. Adana'daki o Sahra Hastanesi'nin Adanalılara da
virüsle mücadelede çok iyi bir hizmeti oldu. O hastanenin görüntülerini gören Adanalılar sokağa çıkmaktan çekindiler ve evet, böylece de orada virüsün yayılmasını önleme adına bir hizmeti oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Doğru. Peki şimdi, İYİ Parti HDP kavgası? Şimdi neden Sırrı Süreyya Önder böyle bir açıklama, konuşma yapmak zorunda kaldı? Önce onu hatırlatalım isterseniz. 24 Nisan'da İYİ Parti lideri Meral Akşener bir televizyon kanalında konuk oldu ve kendisine Jülide Ateş'in Haber Global TV'deydi. Sordu, İYİ Parti HDP'yi nereye konumlandırıyor sorusuna şu cevabı verdi. HDP'yi PKK'nın uzantısı olarak görüyoruz. Bunları hatırlatmamız lazım bakınız. Meral Akşener ki geçen hafta vermiştik, bu 3 Temmuz 2019'da Meclis Genel Kurulu'nda HDP Grup Başkan Vekili Fatma Kurtulan'ın ne dediğini, o zaman o lafı yutmuşlardı. Şimdi o lafı da hatırlatacağım. Meral Akşener ne diyor? HDP'yi PKK'nın uzantısı olarak görüyoruz. PKK terör örgütünün yanına konumlandırılıyor. Hep bunu söyledik. Yalan, hep bunu söylemedim. İstanbul'da şeyi desteklerken, Ekrem İmamoğlu'nu desteklerken CHP'nin adayını, asıl İmamoğlu'nu kim destekledi İstanbul'da? HDP'liler destekledi. Bir de kim destekledi? İYİ Partililer destekledi. Ben unutmuyorum, göğsünü gere gere Meral Akşener Üsküdar'da ben ve ailem Ekrem İmamoğlu'na oy verdik dedi. HDP'liler de verdi. Siz o zaman dediniz mi? Ya bu Ekrem İmamoğlu PKK'nın uzantısı, HDP'nin desteğiyle seçilecek. Biz HDP ile yan yana bir iş yapmayız. Onlar PKK'nın uzantısıdır dediniz mi? Demediniz. Evet. Şimdi Fatma Kurtulan'ın HDP'lilerin, yani Meral Akşener'in de yüzüne söylediğini bir daha hatırlayalım. Onun görüntüleri İYİ var. Parti, isterseniz izleyebiliriz. Çok iyi olur. Yani hatırlayalım. Nasıl İYİ Partililer Meral Akşener dut yemiş bülbüle dönmüştü. Tek bir cevap verememişlerdi bu laflara. Şimdi atıp tutuyorlar PKK'nın uzantısıdır diye. Bunda samimiyet olabilir mi? Evet. Bakın ne HDP'li Fatma Kurtulan ne demişti? Hatırlayalım. Meclise. Evet. Peki Fatma Kurtulan işte İYİ Partilerin yüzüne karşı neler söylemişti? Buyurun. Ya, Sayın Güler'ci, bir de şeyi hatırlayalım mı? Sırrı Süreyya Önder'in hem İmamoğlu hem de Mansur Yavaş hakkındaki sözlerini. Yani üst çok üste ikisinde. Ondan sonra konuşalım. Evet. Tabii. Ondan sonra tabii, siz değerlendirmiş olun. Bakın Sırrı Süreyya Önder de neler söylemişti? Bir hatırlamış olalım. Kimsenin bilmediği sırlar vardır ya bazen. Herkes artık, herkesin bildiği sırlar, çok pardon. Herkesin gözünün önünde bir cereyan eden bir durum var. Sırrı Süreyya Önder de artık anlatmış. Ama sürekli CHP ve İYİ Parti bu durumu kabul etmiyordu. Ta ki İYİ Parti'den bu açıklamalar gelene kadar. Ve işte bu kavga sizce CHP'ye sıçrar mı Sayın Gülerce? Herkesin sorduğu soruyu tabii cevaplamamız lazım. Ne oldu da böyle oldu? Yani Akşener böyle dedi, işte Sırrı Süreyya Önder'in tepkisi oldu. Ama Sırrı Süreyya Önder'in ben yalan yanlış konuştuğunu düşünmüyorum. Söylediklerinin hepsi doğru. Sadece geç kaldı. Yani bunları zamanında söyleseydi ayıp şeyler olmuş mesela. Yüzlerine karşı Kılıçdaroğlu ayıp etmiş ama bu ayıba karşı çıkmamışlar. Yani şeyde 22 Şubat 2020'de HDP'nin yeni eş genel başkanı Pervin Buldan da verdiği bir röportajda artık ittifakı gizlemeyelim, cesarete ihtiyacımız var diyor. Yani gizli saklı ayıplı şeyler olmuş ama bunlar şimdi ortaya dökülüyor. Yani ne olmuş da bunları ortaya dökülüyor? Ben Sırrı Süreyya Önder'in yalan söylemediğini düşünüyorum derken biraz da Ahmet Türk'ün, HDP'li Ahmet Türk'ün şu ifadesinden hareket ediyorum. Sırrı Süreyya'nın sözleri üzerine o da bir açıklama yaptı. Sırrı Süreyya Önder'in açıklaması için diyor ki Ahmet Türk, bu açıklamayı hayretle karşıladım. Siyasette saklı kalması gereken bazı şeyler vardır.
Ayrıca iktidarın eline bu gibi kozları vermek, suni bir gündem yaratmak için de böyle bir açıklamayı çok yerinde ve zamanında bulmadım. Bundan dolayı da rahatsızlığımı ifade ediyorum. Şimdi bu da bir siyaset kurdunun, yıllardır siyaset yapan birisinin söylediği şeyler. Ya gizli kalması gereken şeyler vardır da bunlar ayıp olan şeyler değildir. Ayıp olan şeyler gizli kalmaz ama taktik olarak bazı şeyleri izlersiniz de yani ayıptan bahsediyor, çirkinlikten bahsediyor. Yani aslında kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Sırı Süreyya Önder HDP yönetimine de bunları söylemiş oluyor. Tabii. Yani HDP yönetimi de bunlardan aslında nasibini alıyor. Geçtiğimiz günlerde Ahmet Şık da istifa ederken HDP yönetimine evet. Biz bazı göndermelerde bulundu. Belki de HDP'nin içerisinde böyle rahatsız olan bir kesim var. Şimdi hazır bunu söylediğiniz ya Türker Bey, ben biraz burayı açmak istiyorum. Tabii. Şimdi o zaman da Ahmet Şık'ın istifa gerekçesi üzerine Mithat Sancar dedi ki, yani HDP çok sesli bir partidir. Biz de geçen hafta dedik ki doğru söylüyor. Yani HDP'ye Washington'dan bir şey söyleniyor. İsrail'den, Almanya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, Kandil'den. Yani orada çok karışık bir ses var ve bu kakofonidir. Bir orkestra değildir. Bunun işte basit bir soru sorduk. Yani HDP'nin belediye başkan adayları, milletvekili adayları kim tarafından belirleniyor? En son kimin kontrolünden geçiyor? Mesela şeydeki hala tutuklu olan İmralı'daki Öcalan bu listelerin hepsinin isimlerinin altına imzasını atıyor mu? Atmıyor. Atamaz da yani. Çünkü onun da şu anda bir inisiyatifi kalmadı. Şunu söylemek istiyorum. Ne olacak bu HDP konusu? Ya HDP öyle bir şey ki Nasrettin Hoca fıkrasındaki gibi oğlu hırsızı yakalamış. Getir oğlum diyor, getiremiyor. Bırak diyor, hırsız bırakmıyor diyor. Bu HDP işi ne olacak şimdi? HDP'nin PKK'nın siyasi kolu olduğu tartışmasız. Ama PKK-HDP ilişkisi için HDP'ye şunu söylemenin bir anlamı yok. Arkadaş, sen terörle arana mesafe koy. PKK ile arana HDP mesafe koymalıdır. Anlamsız bir şey. Çünkü mesafe yok ki. Ha HDP, ha PKK. Bir kardeş siyaset yapıyor. Demirtaş'tan bahsediyorum. Bir kardeşi dağda. Bir kardeş, akraba, yeğen, kuzen belediyelerde çalışıyor HDP'li. Diğerleri akrabaların dağlarda devletin askeriyle, polisiyle çarpışıyor. Saldırıyor. Masumlara saldırıyor. Hayır iş yapanlara saldırıyor. Yani bunu yapmayalım. HDP'ye kimse PKK ile arana mesafe koy demesin. Çünkü böyle bir şey olmaz. Bunu demek sanki HDP PKK ile arasına mesafe koyabilirmiş de inisiyatif kullanıyormuş, iradesiyle mesafe koymuyormuş anlamı çıkıyor. O zaman olayı şöyle ele almamız lazım. HDP, bakınız, hendek olaylarını ne zaman başlattı? Suriye'de Kürtler harekete geçince biti kanlandı. Biz de selden kütük kapalım istediler. Ve yani eleştirilebilir ama çözüm süreciyle devlet iradesinin ya bu işi silahları bırakırsanız biz bu işi demokrasi yoluyla çözmeye varız dedi. Devletle alay edercesine FETÖ'cü generaller ve emniyet mensupları, müdürleri vasıtasıyla hendek olayları öncesinde bütün Güneydoğu'da silahla donattılar her yeri. Silah biriktirdiler, tuzaklar kurdular. Burada da FETÖ'yü unutmayalım. Onun için bu bir Türkiye'yi parçalama hareketidir, Batı projesidir, Haçlı projesidir. PKK ile HDP birlikte hareket ediyorlar. Gönül istemez mi? Bu devirde etnik mücadele vereceğine ki bizim mahalleden diyeyim savrulmuş adamlar hala Kürtlerin partisi HDP diye laf ediyorlar. Utanır insanlar. Ayıptır ya. Kalleşlik yapmayın. HDP Kürtlerin partisi değildir.
HDP Kürtlerin partisi gözüküp Türkiye'yi parçalamak isteyen terör örgütünün partisidir. Ha, oraya evet. 6 milyon oy vermiş. Orada da bir sıkıntı var. Vatandaşlarımıza diyoruz ki bak devletle inatlaşmayın. Terör örgütü mensuplarını, teröristlere yardım eden adamları devletin gözünün içine baka baka inadına belediye başkanı seçiyorsunuz. Devlet de geliyor, kayyum atıyor, alıyor, size hizmet getiriyor. Siz gene devletle inatlaşıyorsunuz. Ya kardeşim nereye kadar ya? 6 milyon HDP'ye oy veren Kürt vatandaşlarımıza söylüyoruz. AK Parti'ye oy veren Kürtler daha fazla. Niye HDP Kürtlerin partisi oluyor? HDP Kürtleri istismar ediyor. Kürtler katilleri desteklemez. Şu anda korkuyla oluyor bu işler. Çünkü o kadar iç içe girmişler ki. Hatırladınız mı? Bu yılların televizyoncusu, gazetecisi neydi? Ayşenur Arslan mı? Evet. O geçen televizyonlarda gösterildi. Hani arkadaşlar bulabilirse, yetiştirebilirlerse. Dedi ki HDP dedi yıkılmıyor, ayakta duruyor. Çünkü silahlı gücü var dedi. Silahlı bir gücü var dedi PKK gibi. CHP'nin dedi, de CHP'nin evet. dedi silahlı bir gücü yok. Onun da silahlı gücü olması lazım dedi. Bak darbe söylentileri arasında biz bunu yayınladık. Fakat üstünde durulmuyor. Ya resmen HDP'nin PKK'ya yaslandığı söyleniyor. CHP'nin de silahlı gücün olması gerektiği söyleniyor. Skandal. Şimdi Sayın Güderci, zamanı ekonomik kullanmak adına biraz daha ilerliyorum. İyi Partililerin açıklamaları var. Bunu da es geçmeyelim isterseniz. Onları izleyelim dilerseniz. Yani hem çok HDP ile tamam. CNN Türk'te yapılan açıklamalar. Mevzuyu. Bir onu izleyelim. Öyle de aynen mevzuyu kapatmış oluruz. Buyurun İyi Partililer neler söylemiş. Sayın Güderci, bu mevzuyu da isterseniz İyi Partililerin bu sözleriyle kapatmış olalım. Zaten her şey gözüküyor. İYİ Parti açıklamalarından da, HDP'nin açıklamalarından da. Onlar bu işten nasıl kurtulacaklar? Anladığım kadarıyla noktayı şöyle koyalım. HDP'yi bu Millet İttifakı işinden dışlıyorlar. CHP ile HDP birbirine düşsün. Bu arada da İYİ Parti, Saadet Partisi, Dertlere Deva Partisi ve ne zaman geleceği belli olmayan Gelecek Partisi bir ittifak kuracaklar. Aslında onlar da HDP-CHP ittifakı karşısında bir varlık gösteremezler. Ama bütün mesele 2023 seçimlerinde Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmemesi için ona gidecek oyların tırtıklanması. Yani bunlar kazanmak için değil, Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye, MHP'ye kaybettirmek için yeni bir hamle yaptılar. İşin özeti bu. Evet. Buradan İmamoğlu'na geçiyoruz. Bundan haftalar önce İsmail Küçükkaya'nın yayınına katılmıştı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Fazilet Durağı ile ilgili açıklamalar yapmıştı. Onu bir hatırlayalım. Neden hatırladığımızı da görüntü izledikten sonra konuşacağız. Bunun devamında Sayın İmamoğlu işte bu görüntüyü yayanlara troll diyor. Organize kötülük olduğunu söylüyor. Ama Sayın Gülerce, görüntülerin aslında gerçek olduğu ortaya çıktı. Yani şu anda da otobüs sorunu devam ediyor İstanbul'da. İmamoğlu cephesinden de bu kez hiçbir açıklama gelmiyor. Hatta bu açıklamaları da tekzip etmeleri lazım zannedersem. Bunlar hep susuyorlar. Kendilerinin köşeye sıkıştığı her durumda kulaklarının üstüne yatıyorlar. Bu olay tabii önemli. Şu açıdan önemli. Otobüslerde mesafe kuralına, sosyal mesafe kuralına riayet edilsin dendi. Hatta biz geçenlerde, geçen haftaki programlarımızda şüphelendiğimizi bu işten, işkillendiğimizi söyledik. Çünkü otobüsler sefere çıkartılmadı. İstanbul'da belediyenin otobüsleri şeylerde tutuldular. Ve az sayıda otobüs olunca İnsanlar işe gitmek için bir iki yerde bu otobüslere doluştular. Şimdi oradan çekim yapan birisinin de yaptığını Ekrem İmamoğlu, ondan sonra işte Murat Ongur
organize kötülük diye bunu AK Parti'nin bir komplosu olarak yaymaya çalıştılar sosyal medyada. İşte İsmail Saymaz'ı Bozacı'nın şahidi Şıracı gösteriyor İsmail Küçükkaya. Bunlar birbirlerini ağırladılar ekranlarda, medyada. AK Partililer haberleşmişler birbirleriyle. Sabahın köründe gitmişler o durakta otobüse doluşmuşlar. Sonra da böyle bir çekim yapmışlar. Şimdi tabii bu olaya şey de şikayetçi oldu. Ekrem İmamoğlu. Savcılık geniş bir soruşturma ile el koydu. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı. Ve 90 yolcunun ifadesini aldılar. Teker teker. Bunların bir kısmı kamu ve özel sektörde çalışan işçi, esnaf, vardiyalı kişiler çıktı. Kimler çıktı? Troll diye hakaret edilen, suçlanan bu kişiler. Yani Ekrem İmamoğlu'nun kanım dondu dediği. Ya nasıl da kanım dondu ilk defa ya? Kim bunlar? İşine giden güvenlik görevlisi, inşaat işçisi, temizlik personeli, hastane çalışanı, bekçi, polis, askerler. Ne oldu? Bunların telefonları incelendi. Birbirleriyle haberleşmeleri yok. İş adresleri, ikamet ettikleri yerlere bakıldı. Bu otobüslere binmeleri normal. Ve geçmiş haftalardaki yolcu sayısına da denk. Soruşturma sonucunda bu görüntüleri çeken kişi hakkında da takipsizlik kararı verildi. Yani sağ olsun Kenan Kıran Sabah Gazetesi'nden kendisine de teşekkür ediyoruz. Bu işin peşini bırakmadı. Bu yazılan senaryoyu aslında otobüsleri sefere çıkarmayarak adeta virüsün yayılmasına göz yuman İmamoğlu'nun böyle senaryolarla paçayı kurtarmasına engel oldu. Kenan Kıran iyi bir gazetecilik yaptı. Evet. Kendisini kutluyorum. Kesinlikle. Tabii burada kanım dondu diyor ya İmamoğlu. Biz de deprem yaşanırken kendisinin tatile gitmesinden kanımız donmuştu. Bir de çok kısa şunu 30 saniye değinelim isterseniz. Dün de bir haber vardı İmamoğlu ile ilgili. Bütün 962 muhtara cep telefonu hediye ettiği ve işte tanesi 2600 lira cep telefonlarının 2,5 milyon liralık bir belediye bütçesinden gider. Muhtarlara telefon dağıtmış. Hani her dakika tasarruf 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 diyenlerin sonra da böyle şeylere kalkışması da komik oluyor. İlkaç'ta hangi televizyonlara sponsor olmuş? İlkaç'ta Tele1 televizyonuna sponsor olmuş. Evet, ve Aktif. Evet. Yani ne diyelim işte, ondan sonra yüksek faturalar neden çıkıyor? Ondan sonra işte tasarruf edeceğiz ve sonra bakıyoruz ki Alpasını. Evet, yandaşlara Yılmaz gidiyor. Yılmaz Özdil'in hikayesi gibi. Aynen öyle. Yılmaz Özdil'in ve Can Dündar'ın önce kaçak yapılarını ve kaçak villalarını konuşalım. Ve Fatih Portakal tabii ki. Önce Fatih Portakal'ın imar affı ile ilgili bir konuşması var. Onu bir izleyelim çünkü Fatih Portakal'ın imar affından faydalandığı ortaya çıktı. Oysa ki Fatih Portakal Fox ana haber site imar affını eleştirmişti. Bir izleyelim, o anları bir görelim. Fatih Portakal eleştirdiği şeyi kendisi bu kez yaptı ve sonra da işte efendim ben burada tavuk kümesi vardı, ben sadece onun için af aldım gibi sözlere geldi. Yılmaz Özdil'in kaçak yapısı hakkında da soruşturma sürüyor. Can Dündar'ın da aynı şekilde. Tabii Yılmaz Özdil'in kaçak yapısının yerleri yıkılırken CHP'li belediyenin ne kadar kibar davrandığını da gördük. Böyle kiremitleri bile tek tek aldı işçiler. Ne diyeceksiniz üst üste böyle Yılmaz Özdil, Can Dündar, Fatih Portakal? Şimdi bakınız, ben konuya yargıya bu işi bırakma açısından bakıyorum. Yani kaçak yapıları var mı yok mu, şu andaki iddialar çok ciddi. Yani işte Yılmaz Özdil'in arsayı denize doğru kaydırdığı, ondan sonra imar affından, barışından yararlandığı ve işi küçültmek için de yaptığı açıklamada ya alt tarafı iki oda bir salon diye sanki gecekondudan bahsediyormuş gibi konuştuğu ortada. Ben asıl şunun üzerinde durmak istiyorum. Siz de onu verdiniz Fatih Portakal'dan. Şimdi Fatih Portakal bir de sosyal medya hesabından o zamanlar bu imar barışı ile ilgili bir şey söylemiş. Onu da söyledikten sonra üçüne birden aynı yorumu yapacağım.
Sosyal medya hesabından 2019 yılında şunu demiş Fatih Portakal. Deprem gerçekliği yaşayan bu ülkede hem oy uğruna hem devletin boşalan kasasına para girsin diye imar barışı çıkardılar. Tüm kaçak ve çürük yapıları sözde yasal hale getirdiler. Çıkarlar şimdi bir de buna yalan derler. Şimdi bakınız, kendi ifadesiyle ne diyor? İmar barışıyla tüm kaçak ve çürük yapılar yasal hale getirilmiş. Peki sen Fatih Portakal olarak başvurdun mu? Vurdun. Yararlandın mı? Yararlandın. E sende kaçak yoksa, çürük yoksa neden buna başvurdun? Yılmaz Özdil, sen hukuksuzluk yapmadıysan, kaçakçılık yapmadıysan, kaçak inşaat yapmadıysan sen niye başvurdun? Benim burada üzerinde durmak istediğim şey şu. Yargı bunu ortaya çıkaracak. Yılmaz Özdil'in hakaretleri de var. Kendisini eleştirenlere salyalı ağızla diyor. Ben de ağzını topla, biri de döner sana der salyalarını sil diye mahcup olursun. Eleştirenlere böyle demesen her gün eleştiriyorsun. Yazılarına da ara verdi biliyorsunuz. Herhalde bunalıma girdi. Yok, başladı bugün. Başladı evet. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Asıl ortak değerlendirmeyi yapmadan. Gerçi bu da ortak değerlendirmeye girer. Bunların ikisi de Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine durmadan ne dediler? Kaçak saray dediler. Bak. Rabbim büyük, Allah büyük, her zaman büyük. Bunları öyle bir yerden yakaladı ki şimdi kaçak yapı denilince Türkiye'de akla gelen iki kişiyi söyle deyince kimleri söylersiniz? Fatih Portakal'la Yılmaz Özdil. Bir de bu ikisinin de bir özelliği var. Bunlar var ya, dürüstlük deyince bir mangal külü savuran adamlar. Yani laik kesimin veya laikçi kesimin aslında Erdoğan'dan rahatsız olan, AK Parti'den rahatsız olan kesimin bunlar havarileri gibi ya. Yani laikçilik diye bir din teşekkül ettirdiler. Evet. Bunların da iki tane havarisi var. Bu ikisi dürüstlük, Atatürkçülük. Ya Osman, Sülün Osman'ı yeni nesiller hatırlamazlar, biliyor musunuz? Sülün Osman Kız Kulesi'ni bile satmış adam. Kız Kulesi'ni. Yani onun önünde duruyor adamları Sülün Osman'ın. Fotoğraf çekiyorlar ve para veriyorlar Sülün Osman'a. İstanbul'a yeni gelmiş adamlar da bunu görünce abi bu ne iş diyorlar. Ben diyor bunu kiraladım diyor. Önünde fotoğraf çektirenden diyor. İşte 1 lira alıyorsun diyor. E satar mısın? Satarım. Kız Kulesi'ni satıyor. O da saf saf vatandaşı çağırıyor. Bir durun diyor. Fotoğrafını çekiyor. Para istiyor. Bu numara var ya. Hangi numarası Yılmaz Özdil'in? Saat 9'u 5 geçe. 2500 liraya Mustafa Kemal kitabını 1881 tane sattı adam ya. 2005. Bu numarası o zaman aklına gelmemiştir. Bu kadar da değil yani. Şimdi böyle bir numara yapan adam dürüstlük timsali. Böyle bir şey olabilir mi? Ama Erdoğan kim ve nefretinden bir yerlere tutunmak isteyenler işte bu Yılmaz Özdil ile Fatih Portakal'a tutundular ve tutundukları dallar da çok kötü yerden kırıldı. Bundan sonra bunlar ne yapsalar şundan kurtulamazlar. Yani sizin yapılarınız kaçak, çürük olmasaydı siz İmar affına, barışına başvurmazdınız. Üstelik de utanmadan, sıkılmadan bu imar barışına karşı çıktığınız halde, aleyhinde konuştuğunuz halde bunu yaptınız. Ya bu ne karakter kardeşim? Ne karakter zaafı bu? Sizler nasıl laik kesim sözcülerisiniz? Evet. Evet, bu konuyu da böylelikle kapatmış olalım. Şimdi reklama 2 dakikamız var Sayın Gülerce. DHKPC'li hakim biliyorsunuz o fotoğrafı paylaştı. Onu mu konuşalım evet. İsterseniz yoksa Adnan Menderes ya da Selçuk Bayraktar zaman daraldığı ya için. Şimdi onlar 2 dakikaya evet zaman daraldığı için yetiştiremeyiz. Bir tercihte bulunmamız lazım. Bu hakime kişiyi konuşalım. İstiyorsanız hakimin o fotoğrafı verelim arkadaşlar. Evet. Ekrana gelsin. Arkasından da Selçuk Bayraktar ya da Adnan Menderes konuşuruz. Şuraya da alabilir miyim rica etsem? Evet yani işte bu hakim hakkında biliyorsunuz soruşturma açıldı. DHKPC'li İbrahim Gökçek sözde ölüm orucu ki onu
o ölüm orucuna gönderen teröristler. Kendisi de işte grup yorum üyesiydi ama nerede, hangi inde yakalandığını hatırlayalım. DHKPC'nin ininde yakalanmıştı. Ve işte Ayşe Sarusu Pehlivan da ölüm adın kalleş olsun İbrahim Gökçek diyor. İbrahim artık yok, sözcükler anlamını yitirdi, yaşatamadık diyor. Evet. Hala yani yargı içerisinde böyle insanların olması şaşırtıyor bizi Sayın Gülerce. Evet, yani iyi ki bunlar böyle başlarını çıkarıyorlar, gösteriyorlar da yani yargıda artık FETÖ etkisi kalmadı. Artık bağımsız, tarafsız kişiler de yargıda çalışıyorlar gibi biraz aceleci yorumları bir kenara koymamız gerekecek. Ortak akılda artık son bir iki dakikamız Sayın Gülerce. İsterseniz programı kapatırken şuna değinmeden etmeyelim. Diriliş Ertuğrul biliyorsunuz Beyaz TV'de de her gün saat 19.30'da yayınlanıyor. Pakistan'da da gösteriliyor. Çok yoğun ilgi var. İsterseniz ona çok kısaca bir değinelim. Evet. Yani Ramazan başından beri gösteriliyor ve şu ana kadar 18 bölüm yayınlandı deniyor. YouTube'da 100 milyondan fazla izlendiğini söylüyor Pakistan Devlet Televizyonu Genel Müdürü Amir Manzur ve günde 3 defa, birisi 7, ikisi tekrar olmak üzere günde 3 defa yayınlanıyor ve geçenlerde de Pakistan Senatosu bir yetkilisi eminim ki diyor Engin Altan Düz Yatan burada seçime girse kazanır diyor. Neden bu kadar çok tutulduğunu da şöyle söylüyor o yetkili. Şu an Pakistan'da herkes Diriliş Ertuğrul'u izliyor. Çünkü İslami yaşam tarzını, İslam kültürünü, tarihini, Müslümanların inanç dünyasını, Türk tarihini ve kültürünü çok güzel anlatan öğretici bir yapı. Evet. Bir cümleyle şunu söyleyeceğim. Demek ki biz şimdi bu koronavirüsle mücadelede vefalı davranıyoruz, yardımseverlik yapıyoruz ya. Bir başka önümüzdeki güzel saha da bu tür televizyon dizilerinin daha fazla yapılması, devletin buna daha fazla ön ayak olması, iş adamlarımızın, bu işe gücü yeten iş adamlarımızın bu işlere girmesi. Evet. O kadar önemli ki bu sahipsiz dünyada. Sayın Gülerce çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Diriliş Ertuğrul her gün 19.30'da Beyaz TV'de gerçekten de izlenme rekorları kırıyor. Bunu hatırlatmış olalım. Bizden hemen sonra 7. gün var. Profesör Doktor Kerem Alkin, Pınar Işık Ardor'un konuğu olacak.